Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modsuz survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an böyle enerjik sevinçle girdiğime bakmayın. Kanadın nerede diye aklınıza gelmiştir. Veya bu şimdi eşyalar eski eşyalarımız falan bile sanıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ben bir adet video çekmeye çalıştım. Mob farmı falan ya da yaptım. Belki size bugün orayı gösteremeyeceğim bile. Kanat bulursam gösteririm uzakta çünkü. Bayağı bir çalıştım. Videoda da dedim ki arkadaşlar yedek bir kanadımız yok. Hem bir yedek kanat toplayalım hem ent... City'de biraz yağma yapalım, şeyler toplayalım falan diye tamam mı? Yola çıktım. Videoyu kaydı. Zaten 2 3 2 kere 3 kere bölündü falan video. konsantrasyonum bitti gittiydi ondan kaynaklandı biraz. Abi en City'de hiç bilmediğim koordinat çok uzak bir de pat diye tüy düşüş olmadığını unutuyorum sürekli botta. Pat diye düştüm öldüm. Allah neyse dedim moral bozmak belki bulur şudur budur. Evdeki bütün yedek malzemelerimi aldım. be yani hepsini değil de zırhımı falan filan. Şöyle göstereyim şu zırhları falan aldım. Şuradan biraz kazma mazma aldım. Buraya geri biraz koyduk bir şeyler de. Oradaki mesela kılıç buluş da gitti full. Abi yola çıktım gittim başka bir kale buldum. Kanada aldım tamam dedim zorlamayacağım falan. Abi yine tüy düşüyor o kadar kötü ki. Çat 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 Şalkırla oradan buradan vurdu. Çat yere bir düştü gene öldü. Benim adam gene öldü ve İki kere bütün eşyalarımı kaybettim ve hiç ne kanadım var ne bir şey. Ben de arkadaşlar el mecbur Ama Allah'tan şöyle bir durum var. Bizim end city diyorum. Enderman farmımız var ve az da olsa 5 tane de olsa yine de tamirdir, şudur budur, kırılmazlık veren köylülerimiz var. Abi gittim en şey end farmımıza. Deli gibi seviye kasıp zırh zaten elmas sıkıntımız yok biliyorsunuz. Zırhlarıma büyü basa basa işte bastım, aldım, bastım aldım en iyi büyüleri. Getirene kadar ki en iyi büyüler olmadı tabii ki. Şunlar da kez aynı şekilde bastım. Üstlerine işte ekleme yaptım. Onarım monarım bastım. İşte şuna süpürücü kenar bastım. Ne bileyim ipeksi olmayan ipeksi. Servet şu direkt çıkmıştı. Servet. Kırılmazlık. Carçuk derken kendimi biraz toparladım arkadaşlar. Gerçekten büyük bir felaket yaşadık yani. Felaket diye o videoyu atayım dedim önce. Ya abi o kadar video bölündü. Saçma oldu falan. Yani direkt dedim gereksiz video. Saçma gelecek yorumlar aklıma geldi. Aman dedim boş ver. Hiç o videoyu atmayayım. Ben biraz toparlanayım kendim. Yani yine dedim videoda da kanat bulmaya çıkarız dedim. Toparlandım gibi arkadaşlar. Full zırhımı tekrar çektim. Hepsine tekrar onarım falan da bastım. Lan tamir onarım oldu ya bir garip geliyor ya. <laughs> Eşyalarımı falan da yaptım ama... Bu sefer akıllılık yapacağım. Geçen şöyle bir hata yaptım ki devamında da arkadaşlar e, yanıma ender chest almadım. Ender chest alsam yedek kanadı cartucurdu buldum da atardım içine abi. Kafa rahat dönerdim bizi. Bu arada iki tane şalkırım gitti göreceğiniz gibi. Neyse ikinci ölümde aklıma düştü. Dedim ki bu sefer öyle dedim. Armutluk yapmayayım. Ender chest alayım. Aldım yanıma. Servet kazma ile gitmişim. Şu anda olacağı gibi. Bunu bırakacağım şimdi. Tabi ipeksi kazma vardı. Aynı arka ikisinde mükemmel iki tane kazmam oldu. Abi ipeksi kazma almadığım için yanıma onarım falan da var bunda. Ya end, şeye, Ender Chest'e koysam geri kırıp alamayacaktım, dedim şimdi koymayın bir şey eşya, hata ettim. Zaten kanat e, bulmuştum, üstüme mi giydim ne yaptım hatırlamıyorum, aşam oluyor arkadaşlar. Hiç fişeğimiz varsa yanıma biraz fişek alacağım, bu arada fişeklerim falan da full gitti. Mob farm'ı yaptım ama mob farm çok bir verimli değil arkadaşlar, belki onu değiştirebiliriz emin değilim. Yani ben bugün bir kanat bulup kafa rahat bir şekilde geri dönmek istiyorum. Şu an şöyle bir artımız var arkadaşlar. Enderman farmımız olduğu için hatta iki şal kral yanıma. Deli gibi şeyimiz var, incimiz var. Bu arada buradaki inciler de full bitmişti arkadaşlar ve ben tekrar end farmına gidip inci aldım biraz. Yanımda çok aşırı fazla olmasın. Şurada da bir tane alayım şöyle arkadaşlar. Ee, biraz şey toplamıştık sanırım. Obsidyen. Obsidyenin hepsi mi gitti? Üstümde mi düştüm? Ne yaptım oğlum ben ya? Neyse buraya şöyle alalım arkadaşlar. Yanıma ender chest yapıp alacağım. Ve arkadaşlar hızlandırmaları koymuşumdur muhtemelen. Bu videonun öncesindeki videoda da hızlandırma çekmişim. Bunları harcamayın oğlum yola ya. Ben bunları yapım apı yaparım diye topladım kırık taşları. Servet kazma canı o yüzden gitti arkadaşlar şöyle. Fullü bu zaten onarım olduğu için. Ama velakin ki e, toprak falan da yok çok ki. Ya al kırık taş toplarız gene ya. Gözünü seveyim ya. Bayağı bir kazdım aşağıya. Dur aşağı da unutmadan gösterip Şuraya at biraz. Hatta sen şöyle yap biliyor musun? Bak ne yap biliyor musun kardeşim? Şurayı şöyle doldur. Geri kalan da envanterimde kalsın. Bu tamam. Bu yedek malzeme şalkırımız. Arkadaşlar uzun bir yolculuğa çıkabiliriz. Biraz da şöyle yemek alıp bir de yedek bir 64'lük alsam bana yeter diye düşünüyorum şu şekilde. Ayrıca bu tamam. Yedek şalkırı da bulduğum malzemeleri koymak için alıyorum şöyle. Ender chest'imin falan için atacağım bunları da. Yine tüy düşü çıkmadı arkadaşlar. Tüy düşü kitabı veren köylü çıkaracağız. Onu merak etmeyin. Madende dediğim gibi abi kazı yaptım. Öncesinde de yapmıştım bu arada. Ya bir sürü hızlandırma aldım da ne aldığımı unuttum. Şeyi falan da Aa bir dakika. Arkadaşlar şu an araya giriyorum abi. Hızlandırmalarımın bazıları gitmiş olabilir. Yaptığım armut da Allah'ım hepsi peş peşe gelmiş. Şimdi video çekemedim ya. Ben o bir önceki videonun hani 12. bölümü replay kayıtları sanıp silmişim masaüstündeki bazıları replay kayıt direktörü yani onun kaydını almıştım renderını. Replay kaydı duranlar var oradan bir şeyler çıkaracağım artık buranın kazısı masası. Mob farmın hızlandırması kalmıştır inşallah. Kalmaz zaten her sezon her seride yaptığımız aynı mob farmı. Videoda bile yapmadım ki bilerek. En azından diğer sezon yaparız abi videoda ama artık yani survival yok işte hardcore ondan önce modsuz yeni modsuz bilmem ne derken. Hep yaptığımız şey arkadaşlar böyle burayı kazarak genişlettim. Önce bir ile kazmıştım sonra kırık tar kırık şey servetle kırık taş toplamak için. Böyle güzel bir şekilde malzeme topladık buradan da onu söyleyeyim. Yandan video video açtım. Tatlı tatlı çalıştık. Şimdi yukarı çıkalım hemen tekrar. Şimdi bizim şu tarafta bir lav gölü var. Zaten oradan aldım. Yanıma bir kova daha su götürsem fena olmaz bu arada. Aslında var ya. Gerçi incim var. Bir kova suyu ente yanıma mı götürsem diye düşündüm de gerek yok. Hani yere düşerken koyayım diye. Zaten inci atma aklıma gelse inci atarım da. Has su koymuşsun. Ha, Ay atmışsın. Şu tarafa doğru sürekli. şu. Şurada ağaçlar böyle topladım. Açıldı şu çirkin çıkanlar var ya onlar kaldı. Aa aşağı düşmüşüm. Lo Demir farmı yine 10 numara 5 yıldız çalışıyor arkadaşlar. Buradan yine demir almıştım. Ya ben bir saat de bir video çektiğim için o video da gitti. O videoda neler anlattığımı hatırlamıyorum. Buradaki demirleri de boşalttım deli gibi demir arkadaşlar. Çok tatlı. Demir sistemimize dokunmayacağım çünkü 10 numara çalışıyor. Çalışan bir şeyi bozmayacağım kardeşim. Arkadaşlar. Şimdi ben şuraya bir yere nereye su koymuşum. Şuraya yine su koyalım. Hadi bakalım birazcık ben şey yapmak adına Ender chest yapmak adına biraz obsidian toplayayım buradan Let's go Tamam 20 tane oldu Aklıma bir şey geldi arkadaşlar Acaba diyorum şu an ende gitmede yine aynı hata yapmayıp Bir tane köylüyü Tüy düşü veren köylü mü yapsak ama öyle çok kolay çıkmıyor ki abi Özellikle hani tüy düşü diye oturup başla sen saatlerce koykır koykır yapıyorsun Tesadüfen çıkıyor abi büyük kitabı Kameradan şöyle çıkmayayım diye çabalıyorum Bilemedim yani. iki tane, 20 tane topladım bu arada. 2 tane ender chest yapalım diye. ve ya köylü de hazır şimdi. Şunlar gibi şuraya böyle bir yere getirip ee, kütüphaneci köylü yapıp gerçekten ipeksi şu tarafa götürmeye gerek yok illa yani. Bilemedim şu an ya. Oradan da bayağı alışveriş yaptım arkadaşlar. Yani odun kalmadı. Topladığım bütün odunlar yine çıba. Çünkü orada kitaplardan almam gerekiyordu maalesef ki. Kimsensiz bak göstereyim hazır mısınız <laughs> şuraya kadar doluydu kala kala iki tane kutu kodurum kaldı arkadaşlar ben nasıl dayanacağım hemen şu iki tane ender chest yapıyorum çünkü bir tanesini buraya koyacağım ee, arkadaşlar bence şuraya bir yere koyalım bu arada onu söyleyeyim ha, şuraya koyalım şurada örs oldu ya burada da şey olsun burada dört tane örs buraya da başka malzemeler falan koyarız yanımıza ender chest aa 16 tır lan ben portalla karıştırdım 16 tane olunca Tamam oluyor 4 tane fazla toplamışız Sıkıntı yok Tamam ben hazırım o zaman arkadaşlar İnci mincimi cartımı jurtumu aldım Hatta şuradan şöyle şuraya... Dur hiç açma Bundaki full dursun Tamam Dur, ben biraz daha ince alayım 3 tane 16'lık bu incileri ata ata Bir yolu oradan bulacağız sonsuzluk buna çıkmaz çok güzel oldu da. Ok yokmuş lan oha Bir tane alalım en azından Şarkıları falan oklamak için iyi oluyor Kalkanla mı alsam? kalkan çok işe yaramıyor ki abi ya Abi olaya bak ok yok Gidim bir iki tane tavuk kesip de ok yapayım bari. Olaya bak. Sonsuzluk var ya zaten. Sıkıntı olmaz da. Ahırımız da bu şekilde arkadaşlar. Bolt Pilot da orada duruyor. Bu arada rüzgar diyecekmişim. Yani rüzgar da yapacağım arkadaşlar. Rüzgarı da bu sezon. Motsuz da şu iki tane tavuk öldürsek yeter. Modsuz'a getireceğiz kardeşim. Ahırda bir yerde her türlü eski dostumuza var at buraya. Pissin. Hemen şuradan bir ok yapıyorum abi. aa bir tane tüy çıkmış lan. dört tane ok yaptım. Zaten sonsuzluk olduğu için problem yoktu Allah Allah. Bir tane iki tane tavuk öldürdük. Bir tane tüy çıkmış. <laughs> ganimet falan da kasmak lazım. Ama var ya ganimeti endde end farmda kullandığım kılıcıma basmıyor. Aslında ganimet şöyle Wither keserken falan aslında lazım. Öncesinde işte enderman kesiyorsun lazım. Öyle bir sorunumuz kalmadı. O kalmadı. Bu kalmadı. Hiç ihtiyacımız yok abi bizim aslında ganimet. Kılıç basalı kılıcı. Bir tane de ganimet kılıcı yapıp gerektiğinde kullanabiliriz aslında. Çünkü end farmında ganimet kılıcı olduğunda chestlerin hepsi endirincisiyle doluyor saçma sapan. Zaten deli gibi çıkıyor gereksiz yani. Şu yolu da güvenleştirmek lazım. Bir de buna bir özel bölüm çekelim arkadaşlar. Güzel köprü gibi bir şey yapalım. Olmuyor böyle. Sıkıntılı yani. Şu an başımıza bir iş gelmemiş olması burada. Gelmeyeceği anlamına gelmez. Çok problemli burası. Mesela ben şuralara bir iki tane meşale atacağım. Hani nether'daki yaratıklara sıkıntı olmayabilir meşale de. Ben iskeletin falan spawn olmasını engellediğini düşünüyorum. Emin de olmamakla beraber. Zaten iskelet sıkıntı abi. Bu arada bence öncelikle en son kaybettiğim yeri biliyorum nerede olduğunu. Oraya gidersem belki eski malzemelerim de bulabilirim diye oraya gideceğim. Zaten ondan önceki malzemeleri bulmak için o yöne gitmiştim. Belki orayı bulduktan sonra diğer tarafı da buluruz ama risk etmeyeceğim. Ender chest almamın en büyük sebeplerinden biri. Baktım dönüş portalı bulamıyorum. Bütün eşyalarımı shulker'lara atarım. Ender chest'in içine atarım onda da atlarım abi öyle dönerim siteye geçtik arkadaşlar. Şöyle hafif sağ çapraza doğru gitmiştim. Aslında kanatla gittim ve şöyle gittim. Belki buradan yakalarım diye böyle gittim. Başka bir kale bulmuştum. Şimdi ikisini bir bulmayı umacağız. Bulamazsak da bir kaleden şey alıp döneceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Bak buradaki toprakları alıp etrafa dağıtıyorsunuz terbiyesizler. Yine tüy düşüşümüz yok. İnci bile atınca çok hızlı can gidiyor tüy düşüşü olmadığı için ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dilerseniz ben en son ki eşyalarımı kaybettiğim kaleyi veya herhangi bir kale bulana kadar arayayım. Let's go. Arkadaşlar karşıda göründü. En son düştüğüm ve eşyalarımı kaybettiğim kaleyi buldum. Çünkü onun gidiş yolunda bloklar vardı. Biraz kısacağım ki abi silinmediyse eşyalar silinmesin diye. Arkadaşlar bir öncekini kanatla gittiğim için herhangi bir blok yoktu. Ama bunu kanadı kaybettikten sonra bulmaya çalıştığım için böyle bloklar koyarak gittim. O blokları takip ederek buldum bu kaleyi. Aslında geçen bölümde yapabilirdim de artık bir şanslık vardı arkadaşlar. Dedim ki boş ver dedim. Harbiden çünkü bir sıkıntı vardı sürekli. Orada arada tülüşüm olmadığı için ince atıyorum. Sürekli canım gidiyor ve yemeğimiz çok az kaldı arkadaşlar bu yüzden. Yani çok az kalmadı da çok hızlı tükeniyor. Allah'tan yedek bir stek almışız. Ne yapacağım biliyor musunuz? Kanadı bana toplayacağım harbiden döneceğim arkadaşlar. Çok ciddiyim. Bir portal falan bulup. Gerçi çok seviyemiz de yokmuş. Eşyalarımızı e, ender chest'in içine atıp atlayabiliriz. Ben biraz daha kasacağım. Çanklar kısıyorum ki oraya etki etmesin. Ve ne, o 5 dakika içerisinde siliniyor. O 5 dakika oraya etki etmesin diye yapmaya çalışıyorum. Server'da olmadığı için şu an benim çanklarımın açık olduğu yerler şey yaptı. Hatta simülasyon uzaklığını mı kapatmamız lazım? Neyse. Dur simülasyon uzaklığı biraz kapatalım abi. Belki faydası ediyordur. Oraya gidince bakarız bakalım. Nereye düştüğümü bile hatırlamıyorum tam aslında. Bir önceki... Aha! XP'lerim düştü. Allah'ım ne olur bulayım ya. En azından yedek malzemelerimizi kurtarmış oluruz arkadaşlar. Bir tane de artı kanat. Şöyle açık kırık bir yer vardı. Oraya düştüm ya burada en sonkinde hatırlıyorum. Buranın üstü müydü acaba o zaman? Biraz acele etsek ne yapsak? Ha bunun tepesi bir yerde. Buraydı buraydı buraydı. Buradan en aşağı düştüm. Aha aldım bir şeyler. Vallahi aldım bir şeyler. Aha burada bir şeyler var. Yemin ediyorum buldum 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 eşyalar mı? Elitra melitra da var. La bir durun oğlum bir durun lan. Aa Enderman farmındaki zararlı mobların sesini kapatmıştım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben. Mobların falan sesini de açacağım. Abi şuraya bir kır çabuk şu şalkırı malkırı koy. Ulan dolu şalkır gelmiş eleme. Çabuk 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 koy şunları koy 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 başkalarını başkalarına hemen. Diğer eşyaları da silinmesin. Şunlar var ya hep şunlar arkadaşlar. Bir iki tane bir vuruyor can eriyor. Tüy düş yok var ya direkt eriyorum direkt. Her yerden 50 tane şey atıyorlar. Bir dahaki ipeksiyle geleceğim şey ipeksi diyorum. Tüy düşü kazmam olunca geleceğim. Yukarılarda hala bu arada eşyam olabilir. Şuralara da bakmak istiyorum bak şu merdivenlerde de var görüyor İnci varmış çok önemli değil Aha bak burada mesela bir şey bulduk Aha burada bulduk şuraya atayım şu an şey bitecek çünkü Lan silinmeden hadi Allah cezanızı vermesin Blokları at aga be altın falan filan da bulmuşuz Şu ender chest'i yine şuraya koydum Hemen üstünü boşaltıyorum arkadaşlar Oo. Biraz şunları da at Felaketin birazcık ucundan döndük yani tamamen dönmedik tabi de Elektra'yı falan buldum değil mi ben Lan nerede abi bulamamış olamam ya her şey var kanat niye yok kardeşim? Ha şalkırın içine koyduydum belki o şalkırın içindedir dur. Bir tane de şalkırı buldum ya. Yok abi burada başka bir ganimet yok şu an. Ben yine de şu yukarılara yine bakacağım arkadaşlar. 5 dakika geçmeden bir an önce. Ama yukarılarda ölmedim ki oraya gitsin malzeme baksana burada bir şey olamaz yani. Ben bir inventer sayımı yapacağım. Bak burada da ender chest varmış ama ani öldük. Aha pat ne? Tüy düşüşü mü? Bir dakika bir dakika bir dakika yemin ederim sanki tüy düşüşü gördüm. <laughs> Arkadaşlar kaybolma laneti alma ya. Bağlanma laneti varmış hatta daha kötü. Arkadaşlar bu şaka mı? ama diğer büyüler çok iyi olmasa da abi diğer bulana kadar idare ederiz ya. Mükemmel. Onarım yok bunda şu an tüy düşü derin koşucu abi tak şimdilik bunu. Abi yemin ediyorum böyle bir şans olamaz ya. Çek şöyle fotoğrafımızı kardeşim. Abi gerçekten felaketin ardından mükemmel bir haber aldık. Şimdi ekstra bulduğum eee Elitra bak bundaymış. Tamam. Elitra çünkü şey Aa arkadaşlar bu arada bunu da buldum. Bu arada ben mob farmını yaparken neler ne onu da göstereceğim sizlere. Bir tane gemi batığı buldum. Onda da böyle şablonlar falan buldum. Onu videoda falan göstereyim Gitti güzelim video. Şunları atalım abi içine. Şu botumu atmayacağım. Çünkü bununla şu elimdekini birleştirip iyi bir şey yapacağım. Patlama koruması 3 yapacak bir şey yok artık. Belki bunu buna basarsak tüy düşüşü geçer buna. Emin olmamakla beraber. Bu arada ben size bir şey söyleyeyim. Ben gidiyorum abi. Çok ciddiyim ben ee, şey yapmıyorum artık. Malzeme falan toplamıyorum çünkü o kadar aksilikler yaşadım ki. Yeter zaten bayağı loot yapmış gibiyiz baksana. Diğer ender chestler biraz blok falan ama bunun içinde bayağı güzel malzemeler var bak. Eski malzemelerim yani ilk malzemelerim değil ama. Oo, onu da mı arasam lan? Şöyle bir şey yapabilirim bak. Sen bir tane şalkırı boşaltsan yani diğerlerine malzemeyi diğerlerine koyarız. Ya çok fazla inci var ya. Ben şimdi de çok fazla inci getirdim. Önceki geldiğimde çok fazla inci getirmiştim. O yüzden incilerin çoğunu atıyorum. Çok fazla blok var ama blokları atmaya kıyamadım. Tamam arkadaşlar şu ikisini bunu atıyorum. Bir tane boş şalkır kaldı elimde. Biraz da incim var. E, hatta sen şu yemek falan da at. Ender chest'e. İki tane ender chest'im var. Buraya ender chest getirmişim ama servet kazmam nerede abi? Servet kazmam bunların birinin içinde muhtemelen. Gitmişim servet kazmayla gelmişim. Şalkır elimde dursun. Ender chest'i kırmaya gerek yok zaten arkadaşlar. Ha burada, ha şurada yani biliyorsunuz bunu zaten. Bilmeyenler için yine de açıkladım. Ipex ile geldiğim için şanslıyım. Burayı çok loot lootlamak istemiyorum. Gerçi yukarı çok loot yeri yok burada. Ben diğer malzemeleri kurab, kurtarabilir miyim? Ee, düşüncesiyle aslında hareket etmek istiyorum şu an. Oo burada da bir sürü şey var. Bu arada tüy düşüm olduğu için en azından ona güveniyorum. Ben zaten iki seferdir öldüm ve şalkırlar ölmedim arkadaşlar. Yük, yüksekten düşerek öldüm. Hah şunları temizledik. Bakalım buralarda ne var? Sadece altın. Bunun için mi geldik lan? Bundan sonra çıkan ganimetleri de şuna biriktireceğim arkadaşlar. Yine toplu biriktir şu çok fazla ok gezdirmeye gerek yok. Abi bir de tüy düşü 4 yani hani az buz bir tüy düşü de değil. Bak düş hiçbir şey olmaz. Ben yoluma devam edesim var ya. Bu şalkırları toplamak yerine bilemiyorum. Gerçi şalkırı da şu an toplayabiliriz. Ganimet yok ki abi hiçbir kılıcımızda falan. Çoğundan çıkmıyor bile öldürdüğümüz için bu yüzden. O zaman ben şöyle yapıyorum. Çank 30'a falan getirdim. Şu simülasyonu da ona, ona getir. Simülasyonu açmama gerek yoktu gerçi de. Unuturum diye yaptım aslında. Ee, kanadımı mı takıp süzülsem abi şey, şeyim falan yok ki. Şimdi aşağı bir yere in. Nereden geldiğimizi tayin edelim. Şuradan geldik diye hatırlıyorum. Çünkü oradan geldik böyle tırmandık arkadaşlar. Bir emin olmak için o tarafa şöyle bir bakacağım. sağ tarafta şöyle görmüştük diye hatırlıyorum. Aynen. Ben şu tarafa doğru biraz daha demeyeceğim. Diğer malzemelerimi de bulursam artık ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Buralar yine lootlarız. Buranın yeri belli yurdu belli abi uçarak gelirim şeyleri toplayarak şalkırları falan var oradan lootlarız yani sıkıntı yapmayın. Ben ilk kaybettiğim malzemelerim daha değerliydi çünkü en az orada bir kendi kanadım. bir bulduğum kanada iki. iki adet kanat vardı yani. Şu an Allah korusun düşse geçsek arkadaşlar güzel malzemelerimiz şalkırların ender chestimizin içinde falan duruyor risksiz yani. Diğerini bulmam imkansıza yakın bu arada onu söyleyeyim. Umutsuz bir yolculuğa çıkıyoruz şu anda aslında dünyayı genişletiyoruz hiçbir şey yapmıyoruz ama. Belki işte belki bir ihtimal yani keşke Aha. Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah. Lütfen, lütfen, lütfen broğur bro olsun. Benziyor mu? Benziyor mu? Çok benzetemedim ama. Kanat mı o? Kanat var ama. ilk şey mi? Al, al bir tane daha kanat bulur gideriz abi olmadı ya. Şuradan şöyle gidelim. Ben yerini tayin ettiğim için şimdi aradığımız yerdir falan. Şöyle simülasyon çankları falan filan biraz kısayım ki. O 5 dakika oraya hala geçmiş. Çünkü oraya bulamadığım için hala silinmedi o eşyalarımız. İleride bir gün buluruz belki gerçi lan. Çok güzel bir sürpriz olur. Acayip aksiyonlu, garip, sevinçli, hüzünlü bir e, bölüm ve bölüm öncesi oldu arkadaşlar. Siz bölüm öncesinde görmediğiniz için. Yemin ediyorum var ya şöyle kaldım ekran başında. İki kere ölüp bütün malzemeleri yitirince ama pes etmedik. Bura benim aradığım kale değil %99 ama yine de insan bir umut diyor. Olmadı bize kanat gene lazım. Yaklaşık yine çankları daha da kısmaya devam ediyorum arkadaşlar. O 5 dakika orayı işlemesin diye. Geldik bakalım. Şu kanat şey ejderha kafası duruyorsa bura değildir de. Ben yine de önce şuraya falan çıkıp bakacağım. Bunun da şam şu ortasının bir yerine düşmüştüm arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Tam yerini hemen hemen biliyorum ama. Bence bura orada değil abi. Başka bir şey bulduk biz. Çık şu yukarı. Şur şuraya bir yere düşmüştüm ya. Gene düşüyor. Ha bur, bur, bu, bu, bu bunun olduğu yere düşmüştüm. Yok abi. Şu yukarı çıkalım bir de emin değilim çünkü. Ah beni uçur şöyle kardeşim. Bir de şuraya bakayım. Ha, buraya bakmıştık sanki. Ya bura olmadığı kesinleşti arkadaşlar bu arada. Risk budur mu? Niye böyle risklere giriyorsam ben kendim bazen anlamıyorum. Ha ha çok iyi. Tamam ekstra kanadı alacağız buradan abi. Allah'ım bir nasıl kim vurdu beni ya? Çankları falan tekrar açabiliriz. Denedim en azından arkadaşlar değil mi? Hemen girdim içeriye. 0-1 kanat. İkinci kanat bulmak amaçımız değil miydi abi bizim? Ah sana ikinci kanat yani. Oo yine bir şablon. Çok güzel. Bir göğüslük. Şunlar elmas olmaması üzdü. Elmas göğüslük. Bir kanat daha. Şimdi ikisini de giymeyeceğim çünkü bir yok. Giyip ne yapacağım abi? Bu ikinci bulduklarımı... Şu elitrayı sen ver de yine de. Ben elitrayı diğer şeyin içine koyacağım. Elitranın olduğu şalkının içine. Hiç risk etmeyeceğim abi çünkü onu. Hatta sen şunları da ver. Bunları da koy buraya da. Bu arada yapmamız gereken buydu zaten arkadaşlar. İpeksi dokunuş verimlik 5. Ya gerek yok ama elmas şeyler varken. Yapmamız gereken buydu. Hani böyle hazırlıklı hazırlıklı gelmemiz lazımdı. Biz hata ettik zaten. Yani ben hata ettim. Sizin bir suçunuz yok. <laughs> Şuradan ejderha kafasını da alayım da. Hah ejderha kafamızda olsun abi. Ve de uzaktan bakın yani burayı lootlayıp lootlamadığımızı ejderha kafasını alıp alınmadığından bilebiliriz de. Gıcık oluyorum şalkırlara gıcık oluyorum. Şuradan gelmişken bir iki tane şalkır avlayalım bu arada arkadaşlar. Ganimetini falan da bakalım yukarıya. Sonra döneriz zaten. Çünkü ümidi kesmek üzere gibiyiz. Baya kabukta toplamış oluyorsun. Bak şu anda o kadar hüzünlü değilim çünkü eski malzemelerimden neredeyse daha iyi zırhlarım var. Daha iyi eşyalarım var ki kol basması kolay değil zaten enderman farmımız olması sayesinde. Ve iki kanat umuyorduk. İki kanadımız da var arkadaşlar şu an. Biz niye üzülelim ki abi öyle değil mi? Aha geldik. Zurnanın öttüğü yere. Şimdi bunlarla uğraş. Yukarısı biraz sıkıntılı oluyor. Allah'tan tüy düşüşü botumuz var ya artık arkadaşlar. O konudan biraz kafamız rahat. Zaten iki dedim ya iki seferde de düşerek öldüm arkadaşlar. Yani tüy düşüşü olduğunu zannediyoruz ya bir de o biraz sıkıntı aslında. Kafamız tüy düşüşü olduğu zamanlara gidiyor böyle. Orada kesinlikle tüy düşüşü veren köylü çıkaracağım abi. Şimdi bu botu kaybederiz bir şey olur falan. Tüy düşüşü candır kardeşim. Çok önemli bir parça bence. Oğlum ganimetler ne tarafta oluyordu la bunun? Ganimetlerin hiçbirini bulamadım ben. Ganimetsiz mi orası? Şu yan taraf mı acaba? Ganimetsiz olma ihtimali var mı ya? Yok bence. Ya da aldık da benim haberim yok. Ya bu orada falan da oluyordu ganimet bazen. Ve i̇şte buranın tepesine çıkalım bakalım. Baya da kabuk biriktiriyoruz ha. Harbiden güzel. Kafayı falan da atalım. Ya bir survival serisi için böyle bir 25-30 tane şalkırınız olsa hani çok malzeme toplamak için bu arada 10 şalkır bile 5 şalkır bile işinizi görür hani yapı yapmak için kullanıyorsanız da mesela Abi kum toplamaya gidiyorsun, çakıl toplamaya gidiyorsun, taş topluyorsun, bir şey topluyorsun falan. Yani çok malzeme toplamalarda ve büyük bu büyük girdiğinizde büyük şalkırlar kesinlikle gerekli oluyor yani. Çok şalkır. Burada da ganimet yok bu arada arkadaşlar. Ya ganimetler şuralar diye hatırlıyorum. Orada değil. E şuraya da baktık. Orada değil. E şurada değil. Harbi ganimet yok burada o zaman. Şun, şunun içinde olabilir mi? Bak burada da yok. Allah Allah. Biz ne taraftan geldik onu da unuttuk tabi, değil mi? İşte geldiğimiz tarafa bir şey koymamız lazım abi bizim. Bence zorlamayalım bugün arkadaşlar. Çünkü geçen bölüm başıma gelen felaketlerden biraz ders çıkardım, ayıptır söylemesi. O yüzden zorlamak istemiyorum. Bir de şuraya bakacağım ganimet için. Yok burada ganimet yok da şalkır var. Kabuğu düştü mü? Şurada bir tane kabuk var. Bir kabuk da düştü. Bayağı bir şalkır kabuğu yes. Bir de önce toplamıştım. Bakalım kaç tane olmuş. Merak ettim şu an. Şunun içindekileri de ver. Diğer şalkırı atacağım. Şu elitrayı şunun yanına koy. 8 tane bu da olmuş. Oo 17 tane şalkır kabı arkadaşlar. Bir de şunda da olabilir bu arada. Şuna da bir bakayım. Ya bunda daha çok e, inci minci. Hatta biraz inci alayım. Biraz da blok koyayım aldığım yere. Geç blok lazım olabilir. Ganimet yok yani. Kesin bir yerde unutmuşumdur. Ben bilmediğim bir şekilde ama inşallah öyle değildir. Unutursak da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten her türlü buluruz. Şimdi ben şeyi hatırlayamadım. Biz ne, ne taraftan geldik? Çünkü belki bir kere daha bulurum diye umuyorum ama. Bu arada portal bulalım ya olmadı. Atlamayalım ya. Atlasak bütün eşyalarımız alacak kadar şalkırımız var ama bilemedim. Şuradan geldik abi hatırladım bak. Buradan böyle geldik. Nerede gördük de bunu geldik? Şu taraftan geldik yani. Şöyle gidebiliriz aslında. Ama çok açtık. Aa gerçi eksi 3000'e gelmişiz la. Hiç portal yok ya. Her yeri geziyoruz portal göremiyoruz. Biraz gezeceğim arkadaşlar. Hem portal aramış olmak için hem ilk malzemeleri kaybettiğim yeri bulabilirsem diye. Bulamazsam hemen atlar döneriz. Sıkıntı yok. Ben şöyle çanklar yine açayım. Etraf şöyle bir göreyim. 30'da falan olsun. Allah'ım bir tane daha gördüm. Lütfen bura olsun. Burada olmaz harbi. Ya atlayacağım ya bir şey yapacağım döneceğim. Hiç portal göremememiz bir tık üzüyor ama. Bir şey söyleyeyim bura olabilir ya. Emin olmamakla beraber. Yalnız kale bulamayız bulamayız normalde. Bir buldun mu bir sürü peş peşe buluyorsun. Aha solda da bir Vallahi bu olabilir. Çünkü hemen yanında küçük bir kale vardı. Abi. Yemin ediyorum bu olabilir. Bak şöyle bir kale vardı yanında. Ama daha küçüktü sanki. Hemen kız. Çankları kız. Simülasyonu dibe getir. Çankları da şöyle 5'e getir. Allah'ım lütfen. Malzemeler kaybolmasın elimizden geleni yapıyoruz. Mucize olur mucize bulursam. Çünkü kanatla uça uça gidip bulduğum bir yer hiç... Arkadaşlar. Abi sanırım bu ya. Allah'ım bismillah. Şuraya bir ince atsana Adeş'e. Çok kötü yer attık. Neyse şuradan atarız. Bir de biraz acele etmemiz lazım sanki. Şunun şuraya çarpsa ben oradan inerim. Çok kötü attım. Yo çok kötü at çok kötü atmışız. Yüksel 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 yüksel. Şuraya at. Buraya bir yere düşmüştüm ya. Bu değil abi. Ya şimdi tamam şeye falan bakacağım arkadaşlar. Kanat duruyorsa bura değildir falan da. Hani silinmesin diye de risk atmak istemiyorum. Şuraya bakayım bir de. Bu kale de değil. Lan bu kale olduğunu düşünmüştüm ya. Çünkü e, yanında ufak bir kale vardı görünürde. Maalesef bu değilmiş. Kanada doğru bir gideyim. Hop şöyle bir ince atarım yine. Heh, selam kardeş. Bakıyoruz bura demiş. Bura sıfır. Abi. bayağı bir kanadımız oldu ama güzel oldu. <laughs> İnanılmaz bir e, ganimet topladık. Verimli ve zümrütler de hadi. Çok kötü. Çok kötü değil de. Daha iyi malzemeler çıkabilirdi. 3 litre oldu arkadaşlar. Valla bir iki kaybettik 3 bulduk. Güzel oldu bu durum. Buranın da lootlarını biraz toplayacağım. Şal kralına falan girişir miyim bilmiyorum. Biraz çankları yine arttıralım. Buldum diye bir sevindiydim ya. Çünkü onun da yanında kale vardı yakında küçük bir kale. Arkadaşlar yine ganimet yerine geldik de. Bu ne oğlum çok dandik ya. Büyük ganimet yeri değil burası. Büyük ganimet diye adlandırabileceğim yer burası. Aa burada. Lan burada blok var. Burada nasıl blok kırığı vardı? Şuraya at. Bu da blok kırılmış. Ben hiç gelmedim buraya. Gelsem şeyi alırdım. Kanadı. Lan öldüğüm yer burası. Ama kanadı hemen almamış mıydım acaba ya? Buraya bayağı benziyordu arkadaşlar ya. Bir yerin üstüne düşüp. Abi... Ulan buraysa ve silindiyse malzemelerim üzer kardeşim. Derinden yaralar bizi. Demin mi kırdım acaba ya burayı? Hiç hatırlamıyorum ki. Bir de arkadaşlar ben kanatlaken lutlamaya çalışıyorum. Şimdi dikkat ederseniz göğüslük var yani. Hani göğüslük de bayağı bir koruma sağlıyor. Bu sayede de şu an canım çok fazla gitmiyor. Münakaşa girebiliyorum. Orada onlar falan da hesap edemedi. Zırhlarım şu, şu anki kadar da iyi değildi. Tüy düşüşünü bile söylemiyorum yani. Hani şimdikinden bayağı kötüydü zırhlarım. Vallahi altı kabuk daha güzel. Başka ganimet var mı acaba? Burada nerelerde ganimet oluyordu arkadaşlar ya. İki tane ganimet yerine baktım. Çok bir şey çıkmadı. Ben ümidi kesip dönüyorum. Artık bir dahakine bir dahaki seferlere. Kanada böyle güzel büyüler basıp. Yani deli gibi yanımıza fişek bir alırız. İnşallah bir gün orayı buluruz diye düşünüyorum. Şimdi şu üç çalkırı da koy. Ender chest'e güzel bir düzenleme yapmamız lazım çünkü. Atılacakları da atalım. İncileri at abi. Evde sürünen inci var zaten. Boşa yer kaplamasınlar. Gerçi yer var abi baksana ya. Kazmayı en sona bırakacağız. Kırmaya gerek yok ki gerçi Ender Chest'i niye kırıyorum? Burada dursun abi. <laughs> Şunları kırmak için kazmayı en sona bıraktım bu arada onu söyleyeyim. Bunları da çıkar. Malzemelerin olduğu şal kırışı bunları da at. Şunları buraya atamıyoruz. Şunları at. Bunda bu Ender Chest'i buradan kırmaya gerek yok. Kazmayı da şöyle at. Dursun abi burada yani ne yapacağım ki ben? Yemeğe falan da attım. Hadi lan şu inciyi minciyi de at hadi. Ama şunu atmam abi. Şuraya koyalım şöyle uzaktan görürüz. Ender chest'te burada duruyor. Belki bir daha geldiğimizde buraya yine dönüş bulamazsak bu Ender chest'e atarız envanterimizi. Atlıyorum arkadaşlar her şeyim kurtardım da buraya koydum. Aynen mükemmel abi. 3 tane litramız var arkadaşlar. İşte bu. Şuradan atlayalım, dönelim. Şu birazcık da şöyle şey alsın. Fall damage. Nice. Tamam yeniden canlan diyoruz ve yatağımızdan canlandık. Hemen Ender chest'teki malzemelerimizi alıyoruz. Şöyle şuraya koyalım şöyle. Tamam, mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi Bunlar ganimet değil de bunlar eski malzemelerim. Şu ganimet şalkır hangisi bu? Şunlar da eski malzemelerim gerçi. Malzemeleri şöyle at. Arkadaşlar fena ganimet toplamış. Şuraya bir güzel bir düzenle bakalım. Belki kapak fotoğrafına koyarız. Güzel duruyor çünkü. Can az olanlar ganimet değil abi. O can az olanları sen verin koşu onarım bu dursun. Şunlar benim yedek kıyafetlerim de aga be. Yo bunlar da işte benim kıyafetlerim. Yo iki yedek yedek. Yedek kıyafetlerimiz giderim yine. Lan nereye giderdin? Ha kafama giymişim. <laughs> Yine yedek kıyafetimiz dursun yani. Şöyle bir ganimetimiz oldu arkadaşlar. 3 tane kanat, böyle malzemeler, Şurada diğer malzemeler. Şimdi ben şöyle en iyi şeyleri, malzemeleri kendime birinci malzeme yapacağım. 2 tane yay var. Ha bir tanesi biraz dandikmiş. Sonsuzluk var da bunda. Ha benim ilk yay değil bu. Abi benim kafam şeye gidiyor. Sanki ilk en iyi malzeme bunlar dandik yedek malzemelerim zaten yani. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim hemen. Biraz seviyem seviyem yok abi. Birleştiriliyor mu? peki ne ne istiyor yani? Ne oluyor birleştirince? Şuna şunu basmak istiyorum. Tüydü 3'ü 4 buna direkt geliyor ama koruma 3 oluyor ya. Koruma 3'e de yani üstüne koruma 4 basınca çok pahalı demesin. 24 sırf bunun maliyeti yani. Ama buna basmak daha mantıklı geldi bana. Kırılmazlığı bilmem. Çünkü şu çok iyi bir şey değil. Hiçbir şey yok kırılmazlığı yok çartı yok çurtu yok. Bunların ikisini birleştiririz tamam. Şöyle dursun birleştiririz. Arkadaşlar yani ben şu shulker'ları hemen güzelce boşaltayım abi. Yedek malzemelerim. Bu arada arkadaşlar bunlar alet hedef burada ama ben ayrı bir sandık yapacağım. Çünkü e, benim zırhlarım falan filan koyunca çok karışıyor ya. Biz her yere bir sürü sandık koymuştuk abi. Burayı buraya kitaplara koyacaktık gerçi ya. E şöyle bir şey yapalım abi. Yedek kazmaları at sen buraya. Kazma kürek kitapları falan yer yaparız hele. Abi şu iki şalkır temizlendi. Şuradaki malzemeler var. Ben kanadım birini bu arada e, üstüne büyü basacağım o dursun. Şunları da yerleştireyim. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım onu göstereceğim size şimdi. Oh altınlar, elmaslar. Trimler diğer trimler ne? Hah bak burada. Aa ben diğer trimlerde mi üstümde gittim lan yoksa? Şeyden bulduklarım... Vallahi billahi öyle olabilir biliyor musunuz? Dediğim şablonlar. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Ben niye atlayayım ha videoyu? <laughs> Çok sinirlendim çünkü. Buraya mı koydum acaba? Yoo. Ben şablonlar burada biriktiriyordum bu arada. Başka yere niye koydum ki? Vallahi ben diğerleri de üstümde düşmüş olabilirim arkadaşlar. Hiç hatırlamıyorum şu an. Çünkü şu değildi diye hatırlıyorum ben. Şu değildi. Bu muydu lan acaba? Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar şöyle yaptım. Kazma balta bilmem ne şunları da şuraya koydum. Şu yedek iki tane kanat da buraya koyuyorum. E, hatta şunun birini sen şöyle şuna giydir. Ender chest'e de atabiliriz gerçi şunları bilemiyorum. Şunun da kafası yok diyor arkadaşlar. Buna da ejderha kafası giydiriyorum şöyle. <laughs> Biraz garip gözüküyor ama. Bir sürü kazma baltamız var. Daha sonra bunlara güzel bir uh, yer yapacağım ben. Peki bugün bile yaparız. Ya yani şöyle, şöyle bir sandık yapıp daha mantıklı duruyor. Yani tekli şunlar da çok hoş durmuyor yani ne bileyim. Mesela şurası boş duruyor zaten abi. Şöyle koyup kazma kürekleri düzenli bir şekilde yapabiliriz oraya. Şu şekilde arkadaşlar envanter düzenimi şeklinde. Bir adet daha şey var. Sandık var. Bunu üstüne koysam pencereyi kapatır ya. Neyse. Zırhlar içinde bu sandıkta. Zırhları da şöyle yan tarafına falan dizebiliriz belki. Ya da zırhlar burada dursun ya bir şey olmaz. Tamam 23 tane de şalkır kabuğum var arkadaşlar. Şimdilik bunları çevirmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu şalkır kabukları mob droplar. Oy ne artistik olur ha. Mob droplarını attım abi. <laughs> Uyuyalım. Aa uyumasaydım lan creeper avlardık lan. Size mob farmını gösteremedim arkadaşlar. Çünkü mob farmına doğru gidemiyorum. Ulan niye uyudum ha? iki tane, üç tane, dört tane creeper var. Tamam bu bir şans, bu bir şans. Tam bunlardan da barut çıkmıyor arkadaş. işe bak ya. Heh baskıncılar bir siz eksiktiniz abi. Orada spawn olun. Bir siz eksiktiniz. Bir iki tane fişek yapabilsem en azından. Abi on iki tane yaptım bu arada yeter. Oraya afk bıraksam oradan da sonra şeyi kasarım. Bir tane mob farm yaptım da arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. Şu kanat alayım yanıma bir tane şuradan. Şu burada dursun da. Buna kırılmazlık ve şeyi basacağız. Onun için köylerden malzeme almamız lazım. Onun içinde çubuk. Orada zümrüt yok diye biliyorum. Şunları da çubuğa çevirip satacağız mecbur. Baskıncılar kaybolmuş abi sanırım. Bunlardan da bayağı alışveriş yaptım. Hiç zümrüt bırakmamıştım diye hatırlıyorum. Bir tane kalmış. Şimdi şunlara biraz çubuk satıp zümrüt kasalım. Bunlar ısırttırsak aslında çok pahalı ya. Güzelim odunlarımı Bedava veriyor gibi oluyorum ya. Yakında sarılan süreyi buraya bir getireyim de. Bu arada bazı arkadaşlar şey sormuş. Zaten sizden öğrendim bunu. Nasıl satıyorsun diye. Abi shift boşluk yapıyorsun. Sat. Shift'e basılı tut boşluk. Sat. Shift'e basılı tutarken boşluk bu. Bunu zaten siz öğrettiniz arkadaşlar yorumuna. Bilmeyen arkadaşlar var tabi. Abi şimdi çok harcamadan bir kırılmazla kırılmaza çok gidiyor zaten. 8 diyor oğlum. Bunu yapma işte. Bir tane tamir alamıyorum değil mi? 9'muş. Lan bir tane lan. Lan bir zümrüt la. Evde vardı zümrüt ya. Keşke getirseydim ya. Bunu alayım da geleyim. Fişeğim elimden geldiği kadar kullanmıyorum çünkü mob farmının oraya çıkmam gerekecek ya. Evin önündeki tarlayı da bozacağım arkadaşlar muhtemelen bu arada. Onu söyleyeyim çünkü her ince oraya düşüyorum bozuluyor falan evin önünde biraz kalabalık yapıyor. Burayı bozup Tarlayı başka bir yere taşıyabiliriz onu söyleyeyim. Mesela şuraları tarla arazisi falan da yapabiliriz. Abi çok güzel düzlük. Hani şuraya köy falan yapalım diyoruz ya. Köyün geçim kaynağı olarak. Hemen şuradan da bir onarım alalım. Bir kırılmazlık bir onarım yeter abi zaten. Şu artan zümrüt de sen buraya bırak kardeşim. Kitapları da bırak hadi bakalım. İnşallah bu bu arada yeter 10 seviye. Yoksa hendemende gitmemiz gerekecek. De zaten şunlar da birleş. Aa ben botu nereye koydum geri atmışım ulan. Ah hadi şey. Allah bir nereye attık. Şuraya atmışım abi tüy düşü botu. Bunu şöyle koyalım da şunla birleştireceğiz. Şimdi XP umarım yeter. Şuradakini bitirmeye çalışacağım önce. Kırılmazlık. Bunu birbiriyle birleştir. Bunu da kanada bas. Yes. Yes abi bunu bırak artık. Bunu bırak artık. Şimdi uçarak götüreceğim sizleri. Yanıma birazcık arkadaşlar şöyle. Ee, kağıt kağıt alacağım. Çünkü orada AFK bırakır kasarsak fişek alıp geliriz şöyle. Bir stek dursun yanında çok fazla değil. Arkadaşlar çok verimli değil gibi bence. Bir saat falan bıraktım 50-60 tane falan toplamıştı daha verimli olması lazım diye düşünüyorum. Ama bize de yetiyor işte hani ne bileyim bilemedim. Akmasa da damlıyor. Şöyle arkadaşlar spawn'u bu tarafımız aldığımız zaman şu tarafta bir okyanus var. Çok okyanus çok abi çok garip bir seed. Bu arada seed'i yakında veririz merak etmeyin. Biraz bu süreç uzadı biliyorum ama ısrarla istiyorsunuz görüyorum yorumlarda. En azından bak mesela e, bazı yerleri keşfedene kadar mesela şu batık gemiyi falan daha keşfetmemiştik. Oradan çıktı sağdaki şablon. Onları falan şöyle etrafı bir keşif meşif yapıp sonra CD vermek istiyorum. Çünkü çok abi şurada spawner var, şurada da gemi var, şurada işte warden base'i var bilmem ne. Gerçi hepsini bulduk çoğunu da. İşte tamamını bulana kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada böyle bir mob farmımız var. Yerini mi kötü yaptım ne yaptım bilmiyorum ama. Ee, aşırı da verimli değil. E, çok kötü de değil. Burada aslında şöyle kısacan abi çankı. Çok uzaklarda spawn olamayacaklar. Sonra şu yukarı AFK. AFK yerini mi yanlış yaptım bilmiyorum tam. Şöyle bir AFK yeri yaptım. Denizin üstüne bir 100, 150 blok üstüne yaptım. Ondan sonra da burayı da 30 blok üstüne falan yaptım. Acaba şeyim oluyor diye şüpheleniyorum. Burada spawn olup aşağı düşerken siliniyorlar. Mı? O yüzden çankları çok kısmamak lazım. Olabilir abi bak. Çank kısık olduğu için buradan gider aşağı giderken de silinir geri. 16'da dursun çank. Şurada şöyle bir AFK yeri var. Malzemeleri ben buraya atayım. Ben burada birazcık AFK bırakırım arkadaşlar. Malzeme kasar burası inşallah. Diğer bölüme bir sürü yine fişeğimiz olmuşken devam ederiz. Bugün güzel bir toparlandık felaketi atlattık. Felaketin üzerinden Allah'tan malzememizin bir kısmını bulduk. Daha çok kanat bulduk falan. Güzel oldu dostlarım. Mutlu bitiriyorum bu videoyu. O yüzden de sevinçliyim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Modsu Survivor'lardan keyif alırsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından yayın falan yapacağımız zaman duyuru yapıyorum. Ben bu videoyu çektiğim gün mesela akşam yayın yapmayı düşünüyorum. Twitch.tv Sıraş Aldeniz Sempotuk adresimizdeki yayınlardan haberdar olmak için Instagram'ı takip edebilirsiniz. Ayrıca yayınları kaçıranlar videoların yayınları tekrar gibi hani videoları bölüm bölüm olarak ikinci kanalımız olan ADH kanalımızda bulabilirler arkadaşlar. Önerilen kanallar kısmında zaten var. Dostlarım diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.